Merhaba arkadaşlar. Bilgi felsefesinin 3. sorusuna incelemeye devam edeceğiz. Bugünkü sorumuz doğru bilginin imkanlığı var mı? Doğru bilginin imkanlığını reddeden görüşlerle arkadaşlar başlayacağız. Bilgi felsefesinin bu soruya doğru bilginin imkanlığı yoktur diyen tüm görüşlere genel olarak arkadaşlar septizm yani kuşkuculuk adını veriyoruz. Şimdi arkadaşlar doğru bilginin imkanlığı var mıdır sorusuna doğru bilginin imkanlığı yoktur diyen genel olarak hepsine septikler, kuşkucular diyorduk. Doğru bilginin imkanı vardır diyen tüm görüşlerin geneline de dogmatizm diyoruz. Burada doğru bilginin imkanlığını reddeden Ela okulu temsilcileri Parmenides, Kıbrıslı Zenon, sonra ikinci görüş sofistler temsilcileri Protagoras, Gorgias ve esas kuşkuculuğu sistematik bir disiplin haline getiren septikler yani Pierron ve Timon, septizmin esas kurucuları bunlar. Ve en sonda akademik şüpheciler var. Arkesilos, Karneades isimlerini sayabiliriz. Evet. Şimdi Ela okuluyla başlayalım arkadaşlar. Ela okulunun temsilcileri Parmenides ve Zenon. Bu düşünürler hareket ve değişmenin evrende hareket ve değişmenin olmadığını, görünenlerin bir yanılsama olduğunu, bu yüzden duyuların bizi yanıltabileceğini, duyu bilgisine güvenilmeyeceğini savunurlar ve şüphecinin ilk bu yönüyle arkadaşlar duyu bilgisine güvenilemeyeceği için değişme ve hareket olmadığı için bunların bir yanılsamadan ibaret olduğu için kuşkuculuğun ilk habercileri diyebiliriz. Evet, diğer bir kuşkuculuğu savunan görüşte arkadaşlar sofistler, bunlara gezgin öğretmenler de diyebiliriz. Eski ilk çağda arkadaşlar Site Yunan devletlerinde gezerek zengin Yunan öğrencilerine özel ders veren bir grup öğretmen bunlar. Değişik savaşlardan çıkmış olan Yunan toplumu arkadaşlar savaşın etkisinden kurtulmak, daha mutlu olabilmek ve çocuklarına ne diyelim hitabet, siyaset, edebiyat vesaire gibi konularda ders verebilmek için özel öğretmenlerden yani öğretmenlerden özel dersler almışlardır. Sofistlerin görüşlerine baktığımız zaman arkadaşlar bu nedenle artık ilk filozoflar gibi doğayla ilgilenmediğini görüyoruz. Daha çok toplumsal değerlerle ilgilendiğini, bilginin konusu olarak artık doğa değil de varlık değil de değerler olduğunu, toplumsal değerler olduğunu görüyoruz burada. Görüşlerini şöyle inceleyecek olursak, değerler yani bilgiler görecelidir. Çünkü hakikaten şehirden şehire gidildiği zaman bakmışlar ki arkadaşlar, değer yargıları, adetler, örf, adet, gelenek, göreneklerin göreceli olduğunu sanmışlar. Dolayısıyla arkadaşlar sofistlerle ilgili ilk kodlayacağımız bilgi onların relativist olduğu, yani görececiliği savunurlar. Yani doğru bilgi onlara göre görecelidir. Nesnel bir bilgi yoktur. Bunun da nedeni dedik ki değer yargıları. Çünkü örf, adet, gelenek, görenekler toplumdan topluma ne yapar? Değişir. Bilgiler göreli olduğuna göre kesin bilgi arkadaşlar sofistlere göre yoktur. Bu da ikinci görüşleri. Bunları arkadaşlar kesin felsefede kesin bilgi yoktur diyen görüşlere septizm diyoruz. Bunlar da zaten şüpheciliğin öncüleridir. Diğer öncüsü olan bir gruptur bunlar. Dolayısıyla ikinci görüşlerde nedir? Anlayışları, septik bir anlayışları vardır. Diğer bir görüşler adam, madem diyorlar kesin, genel geçer bir bilgi yoktur. Öyleyse bize arkadaşlar fayda sağlayan bilgi daha önemlidir diyorlar. Üçüncü anlayışları da nedir? Pragmatisttirler yani faydacıdırlar. O zaman arkadaşlar sofistlerin görüşlerini 3 tane ana görüşü var burada. Çıkacak soru bu çerçevede gelir karşımıza. İster bilgi felsefesinden sorsun, ister varlıktan sorsun, ister ahlaktan sorsun, ister din felsefesinden sorsun. Bu üç görüş eksenli gelir.
Bu üç görüş nedir? Ne diyorlardı? Değer yargıları, bir diyoruz, değer yargıları ve bilgiler görecelidir. Dolayısıyla relativisttirler, görececidirler. İkincisi, madem bilgi göreceli, o zaman genel geçen bir bilgi yoktur. Mutlak bir bilgi yoktur, kesin bir bilgi yoktur. Buna da septizm diyoruz. Yani ikinci anlayışları septiktirler, yani kuşkucudurlar. Kesin bilginin varlığını reddederler. Üçüncüsü, yine aynı görüşe devam edecek şekilde tutarlı olarak, madem genel geçer, kesin, mutlak bir bilgi yok, öyleyse diyorlar bize fayda sağlayan bilgi önemlidir. Dolayısıyla da pragmatisttirler. Dikkat ederseniz, yani faydacıdırlar. Dikkat ederseniz relativizm, septizm ve pragmatizm üç anlayış, onların görüşlerinin genel çerçevesidir. Sorularda genelde bunlarla ilgili bu eksende gelir. Genelde de çıkmış sorularda mesela görececiliği çok sorulmuş. Yani mutlak bilgi yoktur. Bununla ilgili çıkmış bir soru var. Veya bilgi görecelidir. Genelde bunun üzerinde durulmuş arkadaşlar. Evet, görececilikle ilgili olarak şöyle bir örnek de verebiliriz. Rüzgar sağlıklı bir kimse için soğuk ve serin. Rüzgar sağlıklı bir kimse için soğuk ve serin gelmezken arkadaşlar, böyle bir şey hissetmezken, hasta olan kimse için serin olarak ne yapabilir? Algılayabilir. Yani diyorlar ki arkadaşlar, algılar göreceli. Algılar göreceli. Diyorlar ki arkadaşlar, değer yargıları toplumdan topluma değişir. Mutlak bir bilgi yoktur. Bilgi görecelidir. Relativizm. Yani görececilik. Değişen dünyanın bilgisi, değişen dünyanın bilgisi bize değişmeyen bilgileri veremez. Duyularımız ve algılarımız göreceli diyorlar. Şimdi temsilcilerine bakalım arkadaşlar. Protagoras, sofistlerin lideri olan düşünürdür. Ve meşhur bir sözü vardır. Her şeyin ölçüsü insandır. Tabi bu söz bizim için anahtar bu cümle. Sorularda gördüğümüz zaman Protagoras gelecek aklımıza. Protagoras aklımıza geldiği zaman da sofist olduğu, kesin bir bilginin olmadığı aklımıza gelecek. Her şeyin ölçüsü insandır sözüyle kastedilen şey şudur. Algılar ve değer yargıları kişiseldir. Dolayısıyla bilgi görecelidir diyor. Evet. Diğer bir görüşü, bilgilerin kaynağı duyular ve algılar olduğu için, bunlar da kişisel bilgi verdiği için bize genel geçer bir bilgi yoktur arkadaşlar. Algılar içinde bulunduğumuz durumlara göre değişir diyor Protagoras. Diğer sofist bir düşünür de Gorgias. Gorgias arkadaşlar şüpheciliği, yani kuşkuculuğu daha da ileriye götürerek nihilizme, yani hiççiliğe ulaşmıştır. Bunu da şu sözle dile getirir. Hiçbir şey yoktur. Olsa da bilinemez. Bilinse de başkasına aktarılamaz diyor. Bu sözü gördüğümüz zaman arkadaşlar hiççiliği savunur. Varlığın olmadığını, yani nihilizmi savunur. O kadar ileriye götürmüş ki kuşkuculuğu, kesin bilgi yoktur demiş. Arkadaşlar burada hani son olarak sofistlerle şunu demek gerekirse, o zaman bunlar gezginci öğretmen dedik. Gezerek para karşılığında ders veriyorlar. Gittikleri farklı farklı şehirlerin gelenek göreneklerine, değer yargıların farklı olduğunu görmüşler. Dolayısıyla bilgilerimiz subjektiftir, özneldir demişler. Genel geçer, mutlak, kesin bir bilgi yoktur demişler. Bir diğer şey de duyularımız bizi yanıltabilir. Az önce mesela rüzgar örneğini verdik. Sağlıklı bir insana rüzgar serin gelmezken hasta bir insana o anki rahatsızlığından dolayı daha serin algılanabilmekte. Dolayısıyla diyorlar ki algılar da göreceli. Algılar da kesin bir bilgi ne yapmaz bize? Vermez diyor. Evet, şimdi kuşkucunun üçüncü görüşü. Esas şüpheciliği ve kuşkuculuğu sistematik bir disiplin haline getiren arkadaşlar Piron ve Timon'dur.
Septizmin kurucuları, kuşkucunun kurucuları bu düşünürlerdir. Diyorlar ki duyular bizi yanıltıyor. Kesin bir bilgi bu yüzden yoktur diyorlar. Ve şöyle bir paradigma ortaya atıyorlar. Her sorunun karşıt, yani iki zıt cevabı vardır. İkisi de birbirlerine eşit ağırlıktadır. Dolayısıyla birbirine baskın gelemez. Bu yüzden kesin yargıdan kaçınmalıyız. Kesin yargıda bulunmaktan kaçınılmalıdır görüşünü arkadaşlar savunmuşlardır. Genelde de özellikle arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu görüş tabii kuşkuculuk ilk çağda ortaya çıkmış bir disiplindir. Ve o dönemde fizik bilimi henüz bu kadar gelişmiş değil. Biyoloji bilimi, kimya bilimi, diğer disiplinler, bilimler bu kadar çok gelişmiş değil. Psikoloji, fizyoloji gibi bilimler çok henüz doğmadığı için veya çok gelişmediği için özellikle mesela psikolojide algı yanılmaları konusu vardır arkadaşlar. Bilimsel bilgi bu derece gelişmediği için o yüzyılda algı yanılmalarını kuşkucular genelde izah edememiş. Dolayısıyla da mesela diyelim bir bardak suyun içindeki kaşık kırık gözükür. Çıkardığımız zaman kaşık sağlam gözükür. İkisini de gözüyle görüyor. Suyun içindeyken kırık, suyun dışındayken sağlam. Hangisine inanacak? Suyun içindeki görüntüsüne mi? Suyun dışındaki görüntüsüne mi? Dolayısıyla septikler duyularımız bizi yanıltıyor demişler. Aklımız bizi yanıltıyor demişler. Hem duyulardan hem akıldan kuşku duymuşlar. Bu dolayısıyla kesin bilgiye ulaşamayız demelerinin temelinde duyuların bizi yanıltması, dünyanın değişen bilgisi sürekli bir değişim halinde, varlık dünyasının sürekli bir değişim halinde olması kesin bilgiye ulaşılmamasının temelinde en büyük neden bu olduğunu sanmışlar. Ve arkadaşlar az önceki verdiğim örnekteki gibi şimdi bunlar birçok algı yanılmasıyla karşılaşmışlar. O günün koşullarında tabii bunu bilimsel bir dayanağa, bir temele oturtamadıkları için şimdi suyun içindeki çubuk, bir bardak suyun içindeki çubuk veya kaşık neyse işte kırık gözüküyor, çıkarınca sağlam. Hangisine inanacak adam? Hangisi daha sağlıklı bir bilgi? Suyun dışına çıkarıyor, dokunuyor hatta elliyor. Kaşık sağlam. Suyun içine daldırıyor. Kaşık kırık. Gördüğüne mi inanacak? Dokunduğuna mı inanacak? Dolayısıyla aklı iki çelişik bilgi veriyor. Artık arkadaşlar öyle bir hal geliyor ki bunu dayanaklandıramayınca, temellendiremeyince, mantıklı bir cevaba oturtamayınca kafayı yiyecek hale gelmişler. Ve demişler ki kardeş kafayı yememenin yolu, mutlu olmanın yolu neyden geçer? Hiçbir şey hakkında kesin yargıda bulunmayalım. Bulunmamaktan geçer. Her şeyi askıya almaktan geçer. Dolayısıyla arkadaşlar mutlu olmanın yolu neyden geçer sorusuna cevap olarak hiçbir şey hakkında kesin yargıda bulunmamadan geçer demişler. Veya görüşünü savunmuşlar. Mutlu olmanın yolu her şeyi askıya almaktan, kesin cevaptan sakınmaktan geçer görüşünü savunduklarını görüyoruz. Bu septiklerin en belirgin özelliği sorularda buna benzer ifadeleri gördük mü arkadaşlar direkt cevap olarak kuşkuculuğu yani şüpheciliği septizmi işaretleyelim. Yine septikleri arkadaşlar şüphede o kadar ileriye gitmişler ki bir amaç olarak artık benimsemişler. Her şeyden şüphe etmek için şüphe etmişler. Dolayısıyla septikler şüpheyi bir amaç olarak benimsemişlerken Descartes bir rasyonalisttir bu arada. Doğru bilginin varlığını kabul eder biliyorsunuz. Diğer septiklerden ayrılır bu yönüyle. O ise şüpheyi arkadaşlar daha çok doğru bilgiye ulaşmak için bir araç olarak, bir yöntem olarak kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Descartes'in şüphesine ne diyoruz? Metodik şüphe sorusu. Metodik şüphe adını veriyoruz. Bu arkadaşlar yine ÖSS'de soru olarak geldiğini görüyoruz bu kavramı. Evet. Geçiyoruz. O zaman karşılaştıracak olsak septikler şüpheyi bir amaç olarak kullanır. Kesin bilgiye ulaşmaz bunlar. Ama Descartes doğru bilginin olduğunu kabul eder. Açık ve seçik bilgiye şüpheyi bir araç olarak, bir yöntem olarak ulaşılabileceğini savunur diyoruz.
Şimdi septiklerin temsilcilerini görelim. Pierron, septizmin kurucusu. Septizmi, yani kuşkuculuğu sistematik bir disiplin haline getirmiştir. Genel geçer bilginin olanaklı değildir. Klasik onların görüşleri biliyorsunuz. Varlıkların kendilerini biz hiçbir zaman bilemeyiz görüşünü savunuyor. Biz onları ancak göründükleri biçimde bilebiliriz. Öznel bilginin ötesinde, yani göreceli bilginin ötesinde nesnel bilgi bize kapalıdır görüşünü arkadaşlar Pierron ne yapıyor? Savunuyor. Yine tabii yine septizmin genel böyle karakteristik özelliği olan her yargının ve yargının çelişiğinin yani zıttının aynı güçtedir. Her yargının ve yargının çelişiği aynı güçtedir. Birbirine baskın arkadaşlar gelemez diyor. Bu yüzden kesin genel geçer bilgiye ulaşamayız görüşünü savunuyor. Bundan dolayı da mutlu olmanın yolu her şeyi askıya almaktan geçer. Yargıdan kaçınmak ise insanın ruh sükunetine, ruh dinginliğine götürür diyor. Geçiyoruz. Timon diğer bir septik düşünür. Pierron'un öğrencisidir arkadaşlar. Yine aynı şekilde o da duyuların bizi yanılttığını, dolayısıyla genel geçer bilgiye ulaşılamayacağını savunuyor. Nesnelerin birbirinden ayırt edilemeyeceğini, bu yüzden onlar hakkında kesin yargıda bulunamayacağımızı görüşünü ileri sürüyor. Hem duyulara hem akla güvenilemeyeceğini fikrini savunuyor. Bu da yine tabii dedik ki septiklerin karakteristik özelliklerinden bir tanesidir bu. Timon'a göre mutluluğa şu 3 aşamaya varılacağını savunuyor. 3 soru soruyor ve bu soruları da şu yanıtları veriyor. Nesneler gerçekte nasıldır? Buna verdiği cevap nesnelerin gerçek yapısını bilemeyiz diyor biliyorsunuz. 2. Nesneler ve olaylar karşısında ne tutum almalıyız? Buna da yargıdan kaçınmalıyız diyor. Buna epoke denir. 3. Yargıdan kaçınmak nasıl bir sonuç doğurur? Tutkulardan kurtulup ruh sarsılmazlığına yani dinginliğine yani mutluluğa ulaşmış oluruz diyor. Buna da işte ruh dinginliğine ulaşmaya da ataraksiya adını veriyor arkadaşlar. Evet, septiklerle ilgili bu şekilde arkadaşlar ne yapabiliriz? Görüşlerini toparlayabiliriz. Genel bir şey olarak, son hatırlatma olarak, anahtar kelime ve cümle olarak burada septiklerde ne geçti? 1. Duyularımız bizi yanıltıyor. 2. Varlık dünyası sürekli değişim halinde. 3. Bu duyularımız ve aklımız bizi yanıltıyor. 4. Diğer bir unsur, her sorunun karşıt iki cevap vardır. Birbirlerine baskın gelemez. Dolayısıyla mutlu olmanın yolu kesin yargıdan kaçınılmalı, her şey askıya alınmalı. 5. Mutlu olmanın yolu her şeyi askıya almaktan geçer görüşünü savunuyorlar. Bugünkü dersimiz de burada sona ermiştir. Gelecek dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.